Merhaba arkadaşlar, karbonhidratlardan devam edelim dedik. Karbonhidratlar diğer bir ismiyle şekerler olarak bilinir. Peki nedir bunların genel yapıları? Arkadaşlar bunlar genellikle doğada büyük moleküller şeklinde bulunuyorlar. İşte nişastadır, selülozdur, glikojendir bu şekilde bulunuyorlar. Biz sindirerek vücudumuza kazandırıyoruz. İşte ne yediniz? Bitkiyle beslendiniz. Ne aldınız vücudunuza? Nişasta aldınız, selüloz aldınız. Selülozu zaten vücudumuzda sindiren enzim yok. Bağırsaklarımıza yaşayan bazı bakteriler sindiriyor veya bazı arkeler sindiriyor arkadaşlar. Ama kendi direkt ürettiğimiz enzimlerle selülozu sindiremiyoruz. Bunu bir kere aklımızda tutalım. Yediğimiz nişasta sayesinde büyük oranda glikoz alıyoruz arkadaşlar bizim vücudumuzda. İşte karbonhidrat alıyoruz. Bu karbonhidratlar da sindirilerek yapı taşları olan, genellikle yapı taşları olan glikoza çevriliyor. Yine aynı şekilde farklı şeylerden de alabiliriz. Mesela sütten alırız, süt şekeri alırız. İşte arpadan arpa şekeri alırız. Meyveden meyve şekeri alırız. Bu şekilde arkadaşlar. Hayatımızın her yerinde aslında bu şekerler. Arkadaşlar, karbonhidratlar üretici canlılar tarafından üretiliyor. Yani ototrof canlılar tarafından sentezleniyor. İşte fotosentez yapan canlılar karbondioksitle suyu birleştiriyor. Glikoz artı su oluşturuyor. Glikoz artı oksijen ve su oluşturuyor arkadaşlar. Böylece ne oluyor? Bakın glikoz oluşmuş oluyor. Bitki bunu yapısında depo ediyor nişasta olarak. Daha sonra biz beslenerek yine vücudumuza karbonhidratı almış oluyoruz. Bunların yapısında arkadaşlar karbon, oksijen ve hidrojen atomları vardır. Zaten genel özelliklerinde hani organik bileşiklerin genel özelliklerini de anlatmıştım. Bunların yapısında da aynı şekilde karbon, hidrojen ve oksijen bulunuyor. Genel formülleri CN, H2N, ON şeklindedir arkadaşlar. Yani hidrojen sayısı karbon ve oksijenden 2 kat daha fazladır. Peki görevi ne? Arkadaşlar asıl görevi aslında hücrede enerji ham maddesi olarak kullanılması. Çünkü ilk sırada karbonhidratlar kullanılıyor. Daha sonra yağlar kullanılıyor. En son ise proteinler, eğer ihtiyaç olursa bunların sıralanmasını da vereceğim bu videoda. Hangi proteinler önce kullanılıyor, eşeysel proteinler mi, işte vücudumuzdaki başka proteinler mi gibi, bunların sıralamasını da vereceğim arkadaşlar. O zaman şöyle yapalım. Hemen karbonhidratların genel özelliklerini bir yazalım. Şöyle genel özellikler diyelim. Daha sonra karbonhidratları zaten sınıflandıracağız. Genel özellikleri. Ne dedik? İlk önce yapısını yazalım. Karbon, hidrojen ve oksijen bulunur diyoruz. Yapısında karbon, hidrojen ve oksijen bulunur. Arkadaşlar sadece kitinde azot vardır. Kitine geldiğim zaman söyleyeceğim ama burada da söyleyeyim. Diğerlerinin yapısında sadece karbon, hidrojen, oksijen var ama kitinde azot da var. Tamam mı? Kitinde. Evet, ne dedik? Üretici canlılar tarafından sentezlenir. Üretici canlılar sentezler diyelim. Kısa kısa yazalım. Daha sonra ne dedik arkadaşlar? En önemli görevi, bakın asıl görevi enerji ham maddesi. Enerji ham maddesi olarak kullanılmasıdır. Genel formülleri neydi? Genel formülü CN H2N ON'dir arkadaşlar. Dediğim gibi hidrojen her zaman için 2 kat daha fazla karbon ve oksijenden. Evet, peki diğer görevlerini de yazalım. Arkadaşlar hücre zarının yapısına katılır, hücre çeperinin yapısına katılır, ATP'nin, DNA'nın, RNA'nın yapısına katılır. Yani kısaca ne diyoruz? Yapıya katılır. Ama nerelerde yapıya katıldıklarını da yazalım. Hücre zarı, hücre çeperi, daha sonra ATP, DNA. Mesela DNA'da ve RNA'da 5 karbonlu şekerler var değil mi? Riboz ve deoksiriboz. Bunlar karbonhidrattır. RNA'nın yapısına katılır. Daha sonra gelelim bir sonraki özelliğine. Arkadaşlar protein ve yağlara da bağlanabilir. Mesela proteinlere bağlanarak glikoproteinleri oluşturur. Yağlara bağlanarak da glikolipitleri oluşturur. Yani protein ve yağlara bağlanabilir diyelim. Protein ve yağlara bağlanabilir.
glikoprotein, glikolipit gibi. Evet, şöyle altına yazayım isterseniz bunda. Glikoprotein hücre zarının yapısına katılıyor, değil mi? Glikolipid de aynı şekilde. Glikolipid. Evet, bu şekilde arkadaşlar protein ve yağlara bağlanıyor. Şimdi biz karbonhidratları içerdikleri şeker sayısına göre 3'e ayırıyoruz. İçerdikleri şeker sayısına göre. Tablo yapacağım. Şuraya yapayım arkadaşlar tabloyu. Şöyle diyelim. Şuraya yazayım. İçerdikleri şeker sayısına göre üçe ayrılır. Ne? Monosakkarit, disakkarit ve polisakkarit arkadaşlar. Hemen tablomuzu yapalım. Şöyle karbonhidratlar diyelim. Üçe ayıralım. Genel bir tablo vereceğim. Daha sonra her birini teker teker anlatacağız. Monosakkarit, disakkarit ve polisakkarit. Arkadaşlar monosakkarit tek şekerliler. Disakkarit iki şekerliler. Polisakkarit de çok şekerlilerdir. Şimdi ilk önce monosakkaritlerin çeşitlerini yazalım. Arkadaşlar monosakkaritler triozlar, pentozlar ve hegzozlar olarak üçe ayrılıyor. Triozlar, hegzozlar, sırasıyla gideyim. Pentozlar ve hegzozlar. Hegzoz. Şimdi bizim Latince sayıları bilmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz çokça öğrettiler bizim üniversitede. Ne demekti? Mono 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hegza 6. 6'ya kadar bilmemiz yeterli. Zaten sonrası çok fazla kullanılmıyor. Bir de polinin çok anlamında kullanıldığını bilin. Yeterli arkadaşlar. Geriye kalanlar işte hegza, hepta, okta, nona, deka gibi gidiyor. Ama dediğim gibi bunlar çok fazla kullanılmıyor. Sadece bu 6 tanesini bilmemiz yeterli. O zaman trioz kaçtır? Trioz 3. 3 karbonlu. Bakın triozlar 3 karbonludur. Pentozlar 5 karbonludur. Hegzozlar da 6 karbonludur. Evet. Gelelim disakkaritlere. Arkadaşlar disakkaritler 3 tanedir. Maltoz, laktoz ve sükroz. Maltoz arpa şekeri, laktoz süt şekeri, sükroz da çay şekeridir. Gelelim polisakkaritlere. Polisakkaritler de nişasta, selüloz, glikojen ve kitin olarak 4'e ayrılır. Bir ezan arası verelim, devam edelim. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi burada ilk önce monosakkaritlerden başlayacağız. Şöyle monosakkaritler diye başlık atalım. Farklı bir renkle yazalım monosakkaritleri. Ne renk? Renk seçeyim şöyle turuncu olsun. İnşallah görünür. Şöyle bir diyorum monosakkaritler. Monosakkaritler. Ne demekti arkadaşlar monosakkarit? Tek şekerlilerdi değil mi? Monosakkaritler tek şekerliler. Şimdi monosakkaritlerin genel özelliklerine baktığımızda bunlar basit şekerlerdir. Hidrolizle parçalanmazlar arkadaşlar. Hidrolizle parçalanmazlar. Bu çok önemlidir. Hücre zarından doğrudan geçerek kana emilirler. Hücresel solunumda da enerji verici olarak ilk sırada tercih ediliyorlar. Bunu da unutmayalım. Ayrıca arkadaşlar monosakkaritler suda çözünerek ozmotik basınç görevi de görüyorlar. Yani ozmotik basıncı oluşturuyorlar. Ne demekti ozmotik basınç? Suya duyulan ihtiyaçtı. Monosakkaritlerin yapısında bağ da yoktur. Yani organik bağ yoktur. Hani karbonhidratlarda disakkaritleri ve polisakkaritleri oluşturan bağ glikozit bağıdır. Monosakkaritler zaten tek şekerli olduğu için glikozit bağı içermezler arkadaşlar. O zaman şöyle özelliklerini yazalım. Basit şekerlerdir. Hidrolizle ya da hidroliz edilmezler diyelim. Daha doğrusu sindirilmezler de diyebiliriz. Hücre zarından
hücre zarından doğrudan geçerler. Doğrudan geçerler. Bir diğer özelliğini şu tarafa yazayım arkadaşlar. Hücresel solunumda ilk sırada kullanılıyor. Bakın. Hücresel solunumda enerji verici olarak ilk sırada kullanılırlar. Yine ne dedik? Ozmotik basınç oluştururlar. Suda ozmotik basınç oluştururlar. Arkadaşlar, monosakkaritleri karbon sayılarına göre biz 3'e ayırmıştık. Neydi? Triyozlar, pentozlar, hegzozlar. Şimdi bakın burada bunları anlatmadan önce size bir bilgi daha vermek istiyorum. Şöyle şuraya not yazacağım. Şöyle not diyelim. Arkadaşlar, notumuz şu. Karbon atomuna oksijen molekülü en uç bölgeden bağlanıyorsa biz buna aldehit diyoruz. Karbon atomuna oksijen en uç bölgede bağlanıyorsa aldehit, ortadan bağlanıyorsa arkadaşlar ya da farklı bir karbondan bağlanıyorsa buna da keton diyoruz. Aldehit ve keton olarak o zaman biz bunları ikiye ayırıyoruz diyebiliriz. Eğer ki karbon atomuna yazalım. Karbon atomuna oksijen uç bölgeden bağlanıyorsa ne dedik? Aldehit. Peki aldehite örnek ne verebiliriz? Glikoz, galaktoz arkadaşlar. Glikoz, galaktoz örnek verilebilir. Oksijen farklı bir karbona bağlanıyorsa ketondur. Ketona da örnek olarak fruktozu verebiliriz. Keton denir. Aldehit ve keton çıkabilir arkadaşlar karşınıza. O yüzden önemlidir. Aldehitlere aldoz, ketonlara da ketoz diyoruz. Mesela örnek olarak göstereyim bakın. Şöyle karbonlar bu şekilde bağlanmış. Oksijen gelmiş şu uç bölgeden bağlanmış. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Uçta bağlandığı için biz buna aldehit diyoruz. Aldehit ya da aldoz diyoruz. Aldoz. Eğer ki herhangi bir işte uç bölge hariç herhangi bir karbondan bağlanıyorsa, şu 3 karbonludan gösterdik ama hani bunlar 5-6 karbonlu da olabilir. Diyelim ki şöyle ortadan bağlandı. Buna da ne diyoruz? Ketoz diyoruz arkadaşlar. Yani keton diyoruz. Keton, ketoz. Evet, bu şekilde notumuzu da yazdık. Şimdi gelelim biz monosakkaritleri karbon sayılarına göre 3'e ayıralım. Sayfayı değiştirelim. Şöyle yazalım. Monosakkaritler karbon sayılarına göre 3'e ayrılır. Şöyle A demek istiyorum. Büyük A ya da küçük A yazalım. Küçük A triyozlar. Triyozlar. Arkadaşlar, triyozlar 3 karbonlu şekerlerdir. Zaten isminden de belli. Tri 3 demektir. 3 karbonlu şekerler. Fotosentezde ilk olarak triyozlar oluşuyor. Nedir bu triyozlar peki arkadaşlar? Mesela fosfogliserik asit veya fosfogliser aldehit, pirvik asit. Bunun gibi bileşikler arkadaşlar triyozlardır. 3 karbonlulardır. Mesela laktik asit değil mi? 3 karbonludur yine. Aynı şekilde örnek olarak verebiliriz. O zaman yazalım. 3 karbonludurlar. 3 karbonludurlar. Fotosentezde ilk olarak triyozlar. Triyozlar ara bileşik olarak sentezlenir. Nedir bu ara bileşikler arkadaşlar? PGA yani fosfogliserik asit. PGAL yani fosfogliser aldehit veya piruvat
Ya ne? Pürvik asit arkadaşlar. İşte laktik asit, onu da yazalım. Laktik asit. Bunlar nedir? 3 karbonlu olan triyozlardır. Triyozlar bu şekilde. Gelelim pentozlara. B diyorum pentozlar. Pentozlar. Arkadaşlar pentozlar 5 karbonlu şekerlerdir ve bunlar yönetici moleküller yani DNA ve RNA'nın yapısına, ATP'nin yapısına, yine oksijenli solunumda işte fotosentezde koenzimler var biliyorsunuz. Oksijenli solunumda ne vardı? NAD molekülleri, FAD molekülleri vardı. Fotosentezde NADP molekülleri var. Bunlar koenzimler. Bunların yapısına katılıyorlar arkadaşlar. Pentozların önemli bir özelliği var. Kesinlikle enerji verici olarak kullanılmazlar. Unutmayın. Enerji verici olarak kullanılmazlar arkadaşlar. Unutmayalım. O zaman şöyle yazalım. 5 karbonludurlar. 5 karbonludurlar. DNA, RNA, şöyle DNA, RNA, ATP, ATP, NAD, FAD, NADP, NADP gibi moleküllerin yapısına katılır. Yapısına katılır. Enerji verici olarak kullanılmazlar. Bunu da yazalım. Enerji verici olarak kullanılmazlar. Arkadaşlar, pentozlar iki tanedir. Birisi riboz, diğeri de deoksiriboz. Bakın, riboz ve deoksiriboz. Şöyle yazayım. Riboz, deoksiriboz. Şimdi ikisinin birbirinden farkı şu. Bakın, riboz normal şeker. Şurada ribozun başına ne gelmiş? Deoksi. Latince'de bir kelimenin başına D harfi geliyorsa ya D hecesi geliyorsa işte an, a, işte D gibi ekler geliyorsa bunlar olumsuz anlamında kullanılıyor. Oksi oksijenden geliyor. O zaman bir oksijeni eksik. Kime göre? Riboza göre. İşte bu yüzden de deoksiriboz şeklinde isimlendirilmiş. Yani deoksiribozun ribozdan tek farkı bir oksijeninin eksik olmasıdır. O da farklı şekerler olmasına yol açmıştır. O zaman şöyle yazalım. Riboz neyin yapısına katılıyor arkadaşlar? Kimin yapısına katılıyor? Riboz ATP'nin, DNA'nın, şey pardon, RNA'nın, NAD, FAD gibi koenzimlerin, NAD, FAD, bunların yapısına katılıyor. Deoksiribozun farkını yazayım önce. Riboza göre bir oksijeni eksiktir. Bu da kimin yapısına katılıyor arkadaşlar? DNA'nın yapısına katılıyor. Evet, bu şekilde pentozları da bitirmiş olduk. Şimdi geliyoruz C diyoruz heksozlar. Heksozlar. Yani altı karbonlular. Heksozlar. Arkadaşlar heksozlar altı karbonlu bileşiklerdir. Bunlar birbirlerinin izomerleridir. Yani izomer ne demekti? Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklıdır. Arkadaşlar bunlar izomer oldukları için bizim vücudumuzda birbirine dönüştürülebiliyor. Karaciğerde mesela birbirine dönüştürülebiliyorlar. Bizler işte vücudumuza heksozlardan, heksozlar 3 tanedir. Glikoz, fruktoz, galaktoz. Diyelim ki biz fruktoz aldık. İşte meyve yedik, meyve şekeri tükettik. Bizim hemen karaciğerimiz bunu oksijenli solunumda kullanabilmek için veya oksijensiz solunumda kullanabilmek için ne yapıyor? Fruktozu glikoza çeviriyor. Galaktoz tükettik diyelim ki süt içtik, yoğurt yedik. Ne yapıyor bu sefer de? Galaktozu yine glikoza çevirerek kullanıyor arkadaşlar. Birbirlerine kolaylıkla dönüşebiliyorlar. Bunlar yapıya katılabiliyorlar. Daha sonra enerji verici olarak kullanabiliyorlar arkadaşlar. Ve polimerlerin de yapısına katılıyorlar. Bakın riboz ve deoksiriboz polimerleşme tepkimelerine katılmazlar. Ama katılmazlar derken doğrudan katılmazlar. İşte RNA ile DNA bir polimerdir. Nükleotitlerin işte alt alta gelmesiyle oluşuyor. Ama direkt riboz gidip işte yan yana ribozlar gelip yan yana deoksiribozlar gelip direkt polimer oluşturmuyorlar. Dolaylı olarak katılıyorlar diyebiliriz. Ama heksozlar direkt polimerleşme tepkimelerine katılıyorlar arkadaşlar. O zaman özelliklerini yazalım. 6 karbonludurlar. 6 karbonludurlar. Bunları zaten teker teker açıklayacağız her birini. Glikoz, fruktoz, galaktozu. Birbirlerinin izomerleridir.
birbirlerinin izomeridirler. İzomeri tekrardan yazmıyorum ne olduğunu. Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı. İzomer oldukları için de hayvanların karaciğerinde, yani bizlerin karaciğerinde kolaylıkla birbirine dönüşebilir. Karaciğerde birbirlerine dönüşebilirler. Bir diğer özelliğimiz de yazalım arkadaşlar. Yapıya katılırlar, enerji verirler. Ve polimerleşme tepkimelerine katılırlar. Şimdi hegzozlardan ilki glikoz. Arkadaşlar glikoz oldukça önemlidir. Şöyle şu şekilde glikoz yazıyorum. Bakın glikoz. Nedir glikoz? Arkadaşlar glikoz üzüm şekeridir veya kan şekeridir. Bakın üzüm veya kan şekeri. Şimdi üzüm şekeri dediğimize göre bitkilerde bulunur mu? Evet, bitkisel bir şekerdir arkadaşlar glikoz. Biz vücudumuzda direkt üretemiyoruz. Nereden alıyoruz? Bitkilerden alıyoruz. Solunumda enerji verici olarak ilk sırada kullanılıyor arkadaşlar. Şöyle yazalım. Solunumda temel yakıttır. Daha sonra bir diğer özelliğine baktığımızda arkadaşlar beynin temel bileşidir. Beynin temel besinidir. Bakın onu da yazalım. Beyin glikozdan başka hiçbir şey kullanamıyor. Glikoz yoksa eğer yeterince şeker almamışsanız beyniniz hani bir süre durduğunu hissedersiniz. Mesela oruç zamanında. Sebebi glikoz beynin temel besinidir arkadaşlar. Arkadaşlar diğer özelliği beynin temel besinidir dedik. Bir diğer özelliği bitkisel kökenli bir şekerdir. Yani şimdi bakın üzüm şekeri diyoruz ya. Üzüm nedir? Bir bitkidir değil mi? O zaman şöyle yazıyoruz. Bitkisel kökenlidir. Evet. Bir diğer özelliğine gelelim. Bazı çözeltiler var biliyorsunuz. Bunlarla hangi renk oluşturur diye soruyorlar arkadaşlar. Benedict ve Failing çözeltisiyle kremiz kırmızısında renk verir. Kremit rengini verir. Arkadaşlar, fermantasyon tepkimesinde glikoz parçalanabiliyor. Ama fermantasyonda amino asit ve yağlar parçalanamıyor arkadaşlar. Yani yağlar ve proteinler parçalanamıyorlar. Sadece fermantasyonda ne kullanılıyor? Karbonhidratlar kullanılıyor. Bunu not olarak ayrıca yazacağım size. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Ayrıca proteinlerle birleşerek neyi oluşturuyor? Glikoprotein lipitlerle yani yağlarla birleşerek de glikolipitleri oluşturur. O zaman yazalım. Proteinlerle glikoprotein lipitlerle glikolipit oluşturur. Arkadaşlar kan şekeridir dedik zaten üzüm veya kan şekeri dedik. Glikozun iki tane formu var. Bir düz formu vardır, bir de halkasal formu vardır. Arkadaşlar halkasal formu da ikiye ayrılıyor. Alfa ve beta olmak üzere iki farklı tiptedir. Şimdi bunların nasıl olduğunu yazacağım size. Şöyle diyelim. Glikozun düz ve halkasal olmak üzere iki formu vardır. Halkasal olan alfa bakın ve beta olarak iki tiptedir. Şimdi sayfayı değiştirelim ve alfa ve beta tiplerini yazalım arkadaşlar. Arkadaşlar alfa ve beta tiplerinin tek farkı alfada OH grubu alttayken beta olan tipte OH grubu üstte bağlıdır. Yani şöyle bir durum var. Bakın halkasal dedik zaten.
6 karbonlu olduğu için şöyle bir altıgen çiziyoruz. Altıgen. Her bir köşede ne var? Karbon var. Şimdi onları yazmayalım. Bakın. Her köşe karbon zaten. Şimdi burada bir hidrojen bağlı. Sonra yine burada bir hidrojen bağlı. Arkadaşlar OH nereye bağlı? Bakın OH buraya bağlı. OH nerede? Altta. İşte biz bu altta olan OH'ın altta olduğu glikoza alfa glikoz diyoruz. Alfa glikoz. Bir de betası var bunun. Beta glikoz nasıl? Beta glikoz da şöyledir. Yine bir altıgen çiziyoruz. Halkasal yapıda olduğu için. Şu şekilde. Dediğim gibi her bir köşe bakın. Her bir köşe neyi veriyor bize? Karbonu veriyor. Karbon sayısını veriyor. 6 tane karbon var. Şimdi burada daha sonra yine hidrojen burada var. Bakın. Arkadaşlar hidrojen yine burada var. OH bu sefer nereye bağlanmış? Üst tarafa bağlanmış. Üst tarafa bağlanmış. OH nerede? Üste. İşte biz bu üste olan yapıya da ne diyoruz? Beta glikoz diyoruz. Beta glikoz. Şimdi çok önemli mi değil mi? Hani belki karşımıza çıkabilir. O yüzden yine bilmemizde fayda vardır. Evet, böylece glikozun özelliklerini bitirmiş olduk. Şimdi geliyoruz arkadaşlar fruktoz ve galaktoza. Bunlarla ilgili çok kısa bilgi vereceğim zaten. Glikoz bizim için çok önemliydi. Şimdi şöyle yazıyorum fruktoz diye. Bir daha turuncuyu kullanmayayım. Turuncu çok belli olmuyor. Bu seferlik şöyle yazalım. Fotoğraf çekip Instagram'a da atacağım. O yüzden belli olması gerekiyor. Bu arada notları Instagram adresinden bulabilirsiniz arkadaşlar. O da aynı isim. Biyoloji öğreniyorum diye. Zaten linkini de her videonun altında paylaşıyorum. Oradan da direkt gidebilirsiniz. Evet, fruktoz nedir? Arkadaşlar fruktoz meyve şekeridir. Meyve şekeri. Şimdi meyve şekeri diyoruz. O zaman bitkisel kökenli midir? Evet. Bitkisel kökenlidir. Arkadaşlar fruktoz en tatlı şekerdir. Zaten meyvede bulunuyor ya. En tatlı şekerdir. Bitkisel kökendir dedik. Mesela balı düşünelim. Bakın bal. Balın içerisinde yaklaşık olarak %90 fruktoz var. Geriye kalanlık %10'luk kısmı ise glikoz oluşturuyor. O zaman fruktozun ne kadar tatlı olduğunu anlayabiliyoruz. Şöyle yazalım. En tatlı şekerdir. En tatlı şekerdir. Evet, fruktozla ilgili bunu bilmemiz yeterlidir. Gelelim galaktoza. Şöyle galaktoz yazalım. Arkadaşlar galaktoz da süt şekeridir. Peki süt kimde var? Süt. Memeli hayvanlarda yok mu? Memeli hayvanların dişisinde var, değil mi? O zaman galaktoz kimde vardır arkadaşlar? Memeli hayvanların dişisinde. Yani direkt hayvansal kökenlidir diyebiliriz ama size soruda dedi ki işte galaktoz üretimi yapan veya işte disakkaritlerde anlatacağım laktoz. Laktoz üretimi yapan bir canlı ile ilgili. Şimdi laktoz üretimi yapıyorsa eğer laktoz süt şekeridir. Arkadaşlar galaktoz zaten yapısına katılıyor. O zaman aklımıza ne gelecek? Bunun bir hayvan olduğu. Ayrıca da süt üretebilen yani memeli bir hayvan olduğu ve dişi olduğu aklınıza gelecek. Unutmayın. Yine memelilerin erkeklerinde de yoktur arkadaşlar ama dişilerinde galaktoz vardır. O zaman yazalım. Bizlerde nasıl alıyoruz zaten? Süt tüketerek, yoğurt tüketerek alıyoruz. Süt şekeridir diyoruz. Süt şekeridir. Hayvansaldır. Hayvansaldır. Şunu da yazalım. Memeli hayvanların dişisinde bulunur, üretilir. Nasıl üretiliyor peki? Glikoz galaktoza dönüştürülerek üretiliyor. Yani bir inorganik maddeden organik madde üretimi yok burada. Dönüşüm var. Glikoz galaktoza karaciğer hücresine dönüştürülerek üretiliyor arkadaşlar. Evet, böylece bir de not yazacaktım. Neydi notumuz? Hemen şuraya yazalım not diye. Arkadaşlar ne demiştik? Bakın not diye yazacağım dedim. Fermantasyonda, ya fermantasyon neydi? Oksijensiz solunumun bir çeşidi. Fermantasyonda sadece glikoz parçalanır. Proteinler ve yağlar parçalanmaz. Bunu da yazalım. Fermantasyonda sadece glikoz parçalanır. Glikoz parçalanır. Proteinler
Ve yağlar parçalanmaz. Bunu yine fermantasyona geldiğimiz zaman oksijenli solunum, oksijensiz solunum anlatırken de bahsederiz. Peki bir de bir karşılaştırma vermek istiyorum arkadaşlar. Yine not. Bakın not yazalım. Bu da önemlidir. Hücre zarından hangisi en kolay geçiyor? Galaktoz mu, fruktoz mu, glikoz mu? Hangisi en kolay geçiyor? Arkadaşlar şöyle yazalım. Monosakkaritlerin hücre zarından difüzyonu ya da difüzyonu diyelim. İlk olarak hangisi geçecek? Tabii ki galaktoz geçecek. Zaten hayvansaldır ve ilk önce bu geçer. Sonra arkadaşlar glikoz geçer. En son ise fruktoz geçer. Bunu sanırım sormuşlardı. Ne zaman olduğunu hatırlamıyorum ama bununla ilgili bir soru hatırlıyorum. Galaktoz önce, sonra glikoz. En sonda kim geçiyor? Fruktoz. Geçiş önceliği bu şekildedir arkadaşlar. Evet, böylece bu videonun sonuna geldik. Sonraki videolarda disakkaritlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.